Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 374 Kur'an'daki uslup ve kelam. Şimdi usluba gireyim, biraz da kelama gireyim, biraz da ilime gireyim. Ondan sonra mevzuya mukaddeme olur. Tıpçılar der ki kafada bir akıl var. Diğer söylenilen her şey onun içerisine çözüm arıyor. Oysa ustad diyor ki dimağda meratip var, 7. Akıl üçüncüdür. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Taakkul, akıl üçüncü mertebededir. 12 yapısı var. 6'sı dışarıdan alır, 6 tanesi içeriden dışarıya verir yapısı. Şimdi kelam olmadan önce bu kalp düşünün. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Çok mühim hele öğretmenlere. Bu kap düşünün, bu kapta yemek pişiyor. Çeşitli malzemelerle yemek pişiyor. Her bir kaptan pişen, her bir kaptan pişen ayrı yemek pişiyor. Tahayyülden ayrı, tasavvurdan ayrı. Hemen gençler anlamazsınız ama en azından her anlayacağınız şey anlatılsa terakki olmaz. Her anlayacağınız şey anlatılsa terakki olmaz. Bir de anlamayacaklarını bilmek lazım ki insan biraz haddini biliyor. Tahayyül bir kaptır. Orada pişen var. Tasavvur bir kaptır. Yani tahayyül şekillerin biçildiği yer. Yani kelamın kalıbı. Tasavvur düşünce çeşitlilikleri. Neler okuduğunuzsa hepsi. Taakkul akıl yapısı. Her bir kaptır. Kendisine has bir şey pişirir. Onun adı ilimdir. Her birinin. İlim tek değildir. Fizik ayrı bir ilimdir, kimya ayrı bir ilim gibi. Her bir kaptan pişirilene ilim denilir. Tamam. Sonra ayrı ayrıdır ama bu. Dediler ki ya bu 7 tane kap ayrı ayrı meyveler çıkmış, pişmiş. Tek bir kaba koyalım. Tek bir kaba. Tek bir kabın içine koydular. O kabın adı hikmet. İçine koydu. Hepsi birdir. Bir baktığın zaman hepsi tek tektir. Karışmamış. Su, yağ gibi. Sonra öğretmendir, hocadır, kişidir. Konuştuğu zaman bakar bu ilkokul çocuğu mu, ortaokul çocuğu, üniversite çocuğu mu, ona uygun seçimler yapar içeride. Ya bu denilir denilmez. Biraz da şey yapayım. Şunu da anlatayım, şunu da anlatmayayım. Bu fehm. Fransa, Edirne, Hatay, Manisa. Fem. Fem denilen bir süzgeç kime neyi anlatacağın miktarı o seçiyor. Bu senin hiç haberin olmadan sende işleyen sistem. Sende çalışıyor bunlar. Bu burayı anlattım. Mana, bizim mevzumuza gelecek. Mana kapte darmadağın duruyor. Böyle askerler, neferler dağılmış istirahat için. Aklın boruzanı olan irade ses veriyor. İrade vicdanın sıfatıdır. Hemen o manalar tak tak manama göre, yani meylime göre, örfüme göre, adetime göre, kültürüme göre, dima yapıma göre, talebime göre, kalpte nihayetsiz manalar ne yapar? Kendisine uygun asker toplanır. Usta, inşaattan anlayanlar diyor patte geliyor. Bayadan anlayanlar, otokaportadan anlayanlar. Nasıl ki o neferler içinde ihtisas, aranan şeyler geldiği gibi. İşte bizdeki kalpteki manalar, kalpteki manalar örfümüze, kültürümüze, anneannemize, talebimize göre, meşgul olduğumuz mesleğe göre oradan yalın ayak, çıplak, kafası açık, içi çıplak bir adamlar çıkar kalpten. Tururut dolar. Gelir vicdana. Her geçtiği yerden bir özellik takılır. Birinci kattan hadi bir iş çamaşır giyin. Üçüncü kata atlet. Daha üst kata işte gömlektir falan.
10. kata kadar ayakkabısı da giymiş olur. İşte kalpte mana çıktığı zaman vicdana girer, vicdan da boyalanır, vicdan da efendim Latife-i Rabbani'ye bir şey atar ona. His ona bir şey atar, zihin ona bir şey atar, irade ona bir şey atar. Çıktı yukarıya dima. Bir şey anlatacağım bak, bu uslu bu. Buraya geldi. Aşağıdan yukarıya çıkıyoruz. Soğan kabuğundan içeriye doğru. En diş kabukta tahayyül. İlk muhatap olduğunuz zaman gelen bilgilerin şekillendiren hayal gücünün işte latifesi mu. Sonra üst tabaka tasavvur. Sonra üst tabaka taakkul. Üst tabaka tasdik. Üst tabaka izan, iltizam, itikat. 7. Ama buradan gelirken ters gidiyor şimdi. Aşağıda buradan geldi ya. Buraya gelecek. Buradan ağza çıkacak. İlk önce itikada girdi. O çıkan manalar aşağıda boyalandı, bir taraf kesti, kaynak etti, deldi, yumuşattı, sert yaptı, çelik yaptı, tahta yaptı. Bir sürü özellikler takıldı, geldi buraya. İtikad dimağıdır, akli değildir. İman kalbidir, itikad aklidir. İhtiyar aklidir, irade kalbidir, vicdanidir. Onun için kafirlerde ve fasıklarda irade olmadığı için dini hayat seçimini yapamaz. Dini hayat seçimi yapan ihtiyar değildir, iradedir. Onu da ayrıca girerim. Onun için dersin ki Allah Allah alemdir, hocadır falan. Ama niye bunu böyle yapıyor? İradesi çalışmıyor, ihtiyarı çalışıyor. İhtiyar ani ve şimdiki zamana çalışır. Geleceği yoktur. İhtiyar şimdiki zamana bakar. Mesela kediye diyemezsin ki bak kediciğim şu ciğeri bırak ne olur bak. Eğer yarım saat sabredersen yanında ben sana yarın bir kilo vereceğim. Bir saat sonra 10 kilo vereceğim ciğer. Ya bir 10 dakika sabret. Yok. Öyle bir şeysi yok. Çünkü gider taşa nispeten ciğeri tercih eder. Arı taşa nispeten çiçeği tercih eder. Bunlar ihtiyardır. İrade değildir. Cüz ihtiyar mevcutlar arasında hazır zamanda seçim özelliğidir. İrade ise mevcudun dışında var olan mevcudun gaybda olanı da tercih eder. Allah der ki şu haramı terk et sana cennette şunu vereceğim. Cennet gaybidir, haram hazırdır. İhtiyarı olan hazırdan çıkamaz, cenneti tercih edemez. Onun için o günah yapar. İradesi olan derecesine göre hazır mevcut günahı terk eder, cenneti tercih eder. Demek ki irade mazi ve müstakbeli vardır. Mazi ve müstakbele girer, tercihlerini yapar. Gelecekte de sen varsın, geçmişte de varsın. Çünkü geçmişin boş değil, sensin. Geleceğin de boş değil, sen varsın. İhtiyar ise şimdiki zamana aittir. Şu öyle gayba öyle benim işim olmazdır. Hazıra muptelâdır. İşte kalpten çıktı. Latife-i Rabbaniye'den çıktı. Sonra isten. Sonra histen, zihinden, iradeden. Çıktı mı buraya? Çıktı. Burada itikat ona bir şey attı. O çıkan manaya ekledi o da. Kendisine göre al bu zarfı diyor. İniyor aşağıya, itikattan sonra iltizam. O da bir şey attı, ekledi ona. Bak, geleceğim. İltizamdan sonra indi aşağıya, izan katıda ona bir paket gönderdi, koli verdi. Al benden de bu kadar dedi. Sonra tasdik, sonra taakkul, akıl. Sonra tasavvuf, sonra tahayyül, tahakkül, tahayyül, kelama dönüştürdü. Artık bunlar geldi, kelam, kalıp, elbise. Bak sizin karşınıza çıplak çıkmamış. Şimdi millet şöyle zannediyor. Ben şu anda konuştuğum kelamla muhatap oluyorsun. Hayır. Şimdi bu kelamı uslubun içine koyacağım. Dersimiz uslub. Uslub nedir? Davranışım, görünüşüm, mimik hareketlerim, bedensel yapım, zamanlamam, zemin... Kişilere göre, ondan sonra manaya göre vurgulamam. Yani diş etkenler, bu usluptur. Bunun içerisine koyuyorum. Bu kelamı ve benden size kelam geliyor. Ama sizin muhatap olduğunuz şey kelam değil, uslup. Onun için uslubun içerisinde kelam... Bunun derecesine göre size tesir yapar. Veya karşılığı sizde varsa. Ben buradan şuraya bakar mısınız diyorum. Gözünüz varsa görürsünüz.
Ama olan göremez. Şunu dinler misiniz dediğim zaman kulağınız varsa dinlersiniz. Kulak yoksa dinleyemezsin. İlle tebliğ edenin suçu yok. Hakikat gelir. 5 derece mertebesi var diyor. Tebliğ Allah Resulü yapar. 4 derecesi muhatabın seviyesine bakar. Alıcılarına. Birisi tebliğ edenin tebliğine bakar. Hidayet olabilmesi için. Şimdi arkadaşlar uslup neymiş? Diş etkenlerle kendimi içine koydum. Şimdi size gelen benim kelimem içinde ben varım, ben. Ve kelamın içerisi canlı ve ruhludur. Onun için İsa Aleyhisselam'ın lakabı İsa Ruhullah. Musa Aleyhisselam Kelimullah. Allah'ın kelamı. Kelam ettiği zat. Onun için İsa Aleyhisselam konuşurdu, ölüler dirilirdi. Şimdi uslup. Uslubun içinde kişinin kendisi var. Bir daha söylüyorum. Bu şey zannetmeyin. Bu kelam konuşmak var ya şu konuşmak. O kadar mucize ki 4 tane ulul az meleklerin peygamberi devreye girmezse, bizi aktif etmezse kelam ağızdan çıkmaz. Kelam ağızdan çıkabilmesi için kalıbı Kelimullah, Musa yani Cebrail. Cebrail olması için, Cebrail olması lazım ki kalıba dönüşsün. Çünkü insan kainatın aslidir. Cebrail de, İsrafil de, Azrail de, Mikail de, Arş, Kürs, Cennet, Cehennem, Arş-ı Azam insanın hakikatına yaratılmış. Şualar 218. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği hastası. Beşeriyet itibariyle kainatın içine doğmuşuz. Hakikatımız kainatın arkasında. Nur-u Muhammedi cihetiyle kainattan önceyiz. Dolayısıyla kelam olabilmesi için, kelamın dışa çıkması için Cebrail lazım. O kelamın içerisinde benim hayatiyetim var. İsrafil. İsrafil gerekiyor. Kelamın içerisindeki hayat. Kelamın içerisinde his ve şuur var. Aktif ediyor sizi. Duygulandırıyor, şuurlandırıyor. Mikail. Mana ise Azrail. İşte bir kelam ağzından çıkması için 4 tane ulul az melaike-i kiram aktif olması gerekiyor. Bağlantı sana hizmet ediyor. Bağlantı ne ya? Bağlantı yani insanın külliyeti camiyetini gösteriyor. Ve insan şeceri hilkat itibariyle kainatın çekirdeği aslisidir. Hepsi çünkü çekirdekte olan her şey, çekirdekte olan her şey ağaçta gözükmeyebiliyor. Ama ağaçta gözüken her şey çekirdekte vardır. Şimdi uslubu anladık mı? Uslup kişinin içsel yapısını, ruhsal yapısını, kalbi, vicdani, dimağını kelama yüklüyor. Kelam ama size kelam gelmiyor. Uslubumun içine koyuyor. Uslub geliyor işte. Uslubundaki Kur'an'ın bedaat harikadır. Yani yeri, zamanı, siyak ve sibakını, olayların evvelini, ahirini, zahirini, batınını, sucunun, gusun, bahattın, battın, hattın, muttalaun, hepsini nazara alarak söylemesi Kur'an istisnadır. Mesela bunlardan bir tanesi Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Mura, Taha, Yasin, bile uslup, Gunne, Hamim, Ayin, Sin, Kaf, zaman sıfatı. Yani hepsi uslub. İçerisindeki kelam var. Uslubun içinde kelam var. Kelamın içinde dima var. Dimağın içinde vicdan var. Vicdanın içinde kalp var. Kalbin içinde ruh var. Onun içinde artık melekutiyet var. Bu süreci taşıyor. Onun için konuşabilmek için Allah lazım. Allah lazım. Konuşmak böyle. Kelam Allah lazım, öyle sıradan bir şey değil. Gel de bunu maç anlatmakta kullan.
Gel fuzuli şeylerde kullan. Lak lak laklarda kullan. Anladın mı Mustafa? Çok acayip bir şey oldu. Ha? Çok acayip bir şey oldu. Ya. Kur'an'ın üslubundaki bedaat harikadır. Bidiliğidir. Eşi ve emsali yoktur. İçinde Allah var çünkü. Mesela ey sema suyunu kes. Ey arz suyunu yut. Ben desem olur mu? Ömer abi. He? Olmaz. Olmaz. Ey sema suyunu kes. Veya şimdi mesela yağmur yok. Ey bulut yağmuru ver. Dinler mi? Dinlemez. Ama Allah diyor ki ey sema kes dediği anda kesiliyor. Kesildiği anda söylüyor. Aynı şey. Kelam kudret. Kudret kelam. Kesildiği anda söylüyor. Kesilme ifadesi. Söylüyor değil. Öncesi sonrası yok. Kesilirken söylüyor, söylüyorken kesiliyor değil. İkisi aynı anda oluyor. Yani kelam kudrete, kudret kelama dönüşmüş. Kudret kelama, kelam kudrete. Onun için kelam ilahi de ilim, irade kudreti tazammun eder. Onun için Kur'an okunduğu zaman şifa oluyor, karşıyı değiştiriyor. Onun için bedaat-ı harikadır. Yoktur başka bir şey. Evet, Kur'an'ın uslupları hem gariptir. Gariptir demek halk arasındaki gariplik yani yetimhane şanan değil. Eşi ve benzeri olmadan malzemesi ve vasfı ve sıfatı olmayan bir şahıstan çıkması. Yani kelamın çıktığı kaynak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzememesi. Garip. Yani hani derler Allah Allah garip yani ummadığın bir tarzda ümmi mesela olacak. Eğitimi yok. Yani kültürü İki vadi Mekke, iki vadi arasındaki eğitim ve ananesi, örfü bu yani. Eğitim de yok, üniversiteyi bitirmemiş. Ama ağzından çıkan uslubundaki beda tarika bütün insanlığı kuşatmış. Bu olamaz işte. Garip bu. Ben anlamıyorum yani, burayı anlayamıyorum. Bir kelam söyleyeceksin, fizikçiyi de içine alacak, matematikçiyi de alacak. Ha? Edebiyatçıyı da alacak, kadını da alacak, erkeği de alacak, çocuğu da alacak. Hepsini içine alacak. Söylediğin kelam hukuk olacak. Aynı ayet hukuktur. O ayeti ölü okuyorsun. Yani sekerat olan ruhuna gıda oluyor. Hukuk ayeti mesela. Hukuk ayetini bizim dünyamızı tanzim ediyor. Aklımızı talim ediyor. Sekerattakinin ruhunu atlatıyor. Aynı ayet kabirde nur gıda oluyor. Aynı ayet haşir meydanında senet berat oluyor. Aynı ayet Sırat'ta Burak oluyor. Aynı ayet cennette hakikat oluyor. Böyle bir şey olmaz işte. Benim fizikse fiziktir, matematik değil. İçinde bu var ya. Yani. Garip bir şey yani. Hem gariptir, hem bedidir. Yani misli getirilemez. Çünkü içerisinde, kelamın içerisinde ilim, irade, kudretini koyamazsın kendini. Ancak kendini koyarsan ama kudretini koyamazsın. Çok acayip. İlim, irade, kudreti tazammun eden kelam-ı ilahi. Kelam-ı ilahi Allah'ın üç sıfatını tazammun ediyor. Hem aciptir, hem bir de mükniidir. Yani kafalara yatıyor. Kimse dememiş manası yanlıştır. En büyük zalimleri, en büyük düşmanları da manası yanlıştır demedi. Ya sihir deyin çıkın iş içinden demiş. En belli o alimler öyle demiş. İnkar edin. Bu yalandır, uydurmadır demiyor. Sihirdir deyin demiş. Sihir tamam mı? En şey o. Velid İbni Muhire belirlerdendir yani. Ne diyelim peki demiş ya. Bu ayete ne diyelim? Er-Rahman allemel Kur'an. Sihir deyin dedi ya. Çıkın iş içinde. Çok acayip. Mukni'dir. Ne yaparsan yap. Çıkan kaçamazsın. Ya bir kelamın içerisinde bununla konulabiliyor mu? Hayal edebiliyor musunuz? Ne olur? Ağzımda benim çıkan kelam, şey, uslubuma, uslubum şu, davranışım, mimiklerim falan, benim şu andaki buna uygunluğum, hazır olmam, bu bilgiye sahiplenmek, bu bilgiye sahip olup olmadım konuşurken belli oluyor. Ne kadar biliyorsan bu. Değil mi? Hani uslubundan belli olur konuştuğum mevzu. Bu usluptur. Onun için niye kelamı koyuyorum? Kelamın içerisine dimağı koyuyorum. Kelam, dimağın içine vicdanı koyuyorum, onun içine kalbi koyuyorum, onun içine ruhu koyuyorum. Bir anda oluyor bunlar.
ve sana geliyor. Yani Cebrail aleyhisselam, niçin Cebrail dedi kelamda? Çünkü tebliğ vasıtadır. Kelam, lef-i mahfuz. Kelam ilahi olduğu için kalıp Cebrail getirmesi lazım. Cebredici, cebir gücüdür kelamda. O zaman insanda da insan Allah'ın halifesi, halisi, halife-i ruh-i zemin olduğu için kelamında o kadar ulvi değeri var ki Cebraillik hakikati tezahür ediyor kalbında. Manasında Azrail, hayatında İsrafil, şuur ve hissimizi aktif etme noktasındaki özelliği de efendim Mikail'dir. Boşa kullanmak ne olacak şimdi? Boşa kullanmak ne olacak? Yani ne kadar ne güzel diyor. Ne kadar az düşünüyorsunuz veya ne kadar az tefekkür ediyorsunuz. Kur'an öyle diyor değil mi? Ne acayip bir şey. Arkadaşlar ne olur dünyanın tadını çıkarın. Dünyada sıkılmaya zamanımız yok. İşimiz çok. Çünkü yolculuk çok uzun. Hakikaten sıkılmaya zaman yok. Moral bozukluğa zaman yok. Tadını çıkarın demekken şu. Bir daha bulunmayacak. Şöyle diyeyim sevgili arkadaşlar. Şu anda dünyada kaç milyar insan var Akan? 7 milyar insan var. Toprağın altında ne kadar vardır milyarlarca değil mi? Bilmiyoruz. Şu andaki Kur'an'ın ifadesi ve hadis-i şerifin teyidiyle diyor ki, burayı dinleyin. 7 milyar değil, milyarlarca toprağın altında insanlar şunu diyormuş. Ya Rabbi, hele kafirler, hele bu cehiller. Ya Rabbi, bizi bir dakika ya, bir dakika, bir an bizi dünyaya götür. Ne yapacak? Sonsuz cehennemden sonsuz cennete gitmek için La ilahe illallah, Muhammed Resulullah çabuk çabuk söyleyecek. Belki zaman şey yetmez diye. Bir dakika ile sonsuz cehennemden sonsuz cennete geçebilir mi? Geçer. Günah kadar yanar ama iman olduğu için geçecek en sonunda. Bak bir dakika ile sonsuz cehennemden kurtulabiliyor. Onların eline geçmeyecek olan bir dakika sizin elinizde var şu anda. Milyarlarca insanın ağlaşıp yalvardığı. Fakat Kur'an'ın ifadesiyle ama vermeyeceğim o dakika diyor şu anda sizde var. Milyarlarca insanın elinde olmayan bir dakika şu anda sizde var. Bende var. Onun için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sadıkun vadil emin. Elhamdülillah. Bunu diyemedin gitti adam. Deydin peki. Kral olsan ne olur? Kral olsan ne oldu şimdi? Ya. Evet, Kur'an'ın uslupları hem gariptir, hem bedidir, hem aciptir, hem mutnidir. 4. Hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi taklit etmemiş, edemez de zaten olmaz. Neyle dolduracaksın içerisini? Mesela öyle bir kelam ki, seni tarif ederken fıtratını ahireti anlatıyor. Yani seni doyuran, seni doyuran o mana ahiretten gelmesi lazım. Ahiretten gelmesi lazım. Yani insan dünyada yaşarken Allah'la besleniyor, ahirette ümit yar oluyor. Ümit var oluyor. Ahiret ortadan kaldırırsanız inançtan insanı yeis mutlaka atar. Biter. Önü biter yani. Ahiret inancını kaldır, insan biter. Çünkü her şeyi ahiretle yorumluyoruz. Kaza bela oldu, ahiret var kardeşim. Sıkıntı oldu, kefareti zünup oldu kardeşim. Zulme uğradım, haşir meydanı var kardeşim. Öyle değil. Yaşlandım, ahiret var. Ölüm var, baki bir hayat var ya. Sıkıntılı hayat var, cennet var be kardeşim. Bakın hep ahirette izah ediyoruz. Ahireti kaldırırsam boşluk oldu. Acayip bir şey ya. İyi ki Allah var ya. Bana diyorlar, abi nasılsın? Vallahi iyi değilim, çok iyiyim. Allah var, problem yok. Kötü olacak, zamanım yok. Niye? Kötü olmak için şöyle yapmam lazım. Şöyle düşünmem lazım kötülüğü. Allah Allah, öyle mi ya? Öyle mi dedi ya? Böyle mi gitti ya? Nasıl dedi ya? Niye dedi falan? Ya bunu diyecek zamanımız yok ki.
Zaman yok, kötü olmak için. Kötüyü düşünmen lazım. Niye ya? 24 saat var işte. 24 saat yetmiyor. Varsa ne olur fazlalık bana ver. Yetmiyor yemin ederim. Dolu dolu yaşayın. Ne sebebi şu? Davanız olsun. Davanızı kimseye sorgulatmayın. Davanızı kimseye bağlamayın. Kim söylerse söylesin. Edile-i şeriye vurmadan almayınız. Sonra pişmanlık ele geçmez. Bediüzzaman dedi diye bile almayınız. Dine vurunuz, dine uyuyorsa kabul ediniz. Uymuyorsa gıybet, iftira arkasına koyun, gönderin ona. Bu kürsüden söylüyor. Çünkü kendisi söyledi bana, bu yetkiyi verdi. Kendisi söylüyor bana. Ben dedim diye kabul etmeyin diyor. Vurun edile-i şeriye. Ben belki koyun postuna girmiş kurtum. Bir daha bu fırsat geçmez. Bak, inleşen, ağlaşan, bir dakika isteyen insanlar var. Onlara denilecek ki, deniliyor ki, sizi hakkı anlayacak kadar bir dima, akıl ve zaman vermedik mi? Aynı şey bize de denilecek. Böyle bir yere gitmiştin, böyle bir şey duymamış mıydın? Ya bilmiyordum ya Rabbi, bilme yeridir. Yazılıya girdi çocuk, matematikçi, edebiyatçı hoca soru soruyor. Vallahi ben bunu bilmiyorum. Vallahi olmuş, o lüksün gitti. Bu soruyu alıyorsun. Onu baştan önce düşünecektin. Madem bu sınıftasın, bu soruyu yiyeceksin. Bu soru sorulacak sana. Hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi taklit etmemiş, hiç kimse de onu taklit edemiyor. Bir de olmuyor içinde. Kur'an'da olmuyor. Mesela şey çok iyi kullanıyor. Hamim ayin sinkof. Bahattin Şah'ın Akşibendi Hazretleri bunu çok kullanıyor. Ustad Hazretleri'nin 14'ünü de kullanıyor. Bu 14 tane var. Elif la mim, elif la mra, ta ha, ta sin, ta sin mim, ha mim, kafa ya insa, ta mim ay sin kaf, nun vel kalemi maesturun, saat vel kurani zikr, kaf vel kurani mecid, yasim vel kurani hakim. 14 tane. Hepsini bu maddi ilaçlardan 1000 derece ziyade tesir azimdir diyor latif nüktelerde ustad. Yani inanarak tabii söylüyor, şey yapacaksın. Hakikaten içerisinde ilim ve irade kudreti tazamın ediyor. Niçin söyledim? Onu taklit edemiyor, edilemez de. Nasıl koyacaksın? Şöyle diyeyim. Allah'ın izniyle İsa Aleyhisselam mucizesi hangi nevindendi? Ölüleri diriltiyordu. Değil mi? Ölüleri diriltiyordu. İsa onun için ruhullah denmiş. Peki soruyorum. İsa Aleyhisselam'ın dirilttiği, Allah'ın izniyle dirilttiği adamlar tekrar ölmedi mi? Niye diriltti o zaman? Mucize gelecek teknolojinin nüminelerini teşkil eder. Mucize deyip geçiyoruz, bırakıyoruz ki şey hiç alakası yok demiş ki. Gelecek teknoloji, gelecekte aynı böyle olacak. Ölü gönüller dirilecek. Bak İsa'yı yapıyorum, iyi dinleyin. İsa'yı yapıyorum. Hazır mıyız İsa'ya? İsa'yı dinlemeye hazır mıyız? Fazla soru sormak yok bu parçaya. Dima şu kafa, Meryem, kulak bozulmadan zarı, gelen kelam, gelen kelam ruhullah. Yani ruhul kuddus, Cebrail, tırıt girdi, dölledi. Meryem döllendi. Çıkan, ağızdan çıktı. Ölü insanın ruhu dirildi. Sonsuz cehennemden sonsuz cennet oldu. Adam dirildi. İşte Meryem bu. Vahiyi beşer seviyesine indirgiyor bu sistem. Yani Keban'dan gelen elektrik direkt eve gitse ev yanar. Ne yapıyor? Aradaki trafo indirgiyor eve. İşte vahiyi direkt insana gelse, niye insan Muhammed'e geliyor da direkt bize gelmiyor? El cevap, Keban barajı niye senin evine gelmiyor direkt? Duman olursun, duman. Baraj lazım. Niye kar dolu tipi ovaya yağmıyor da dağa yağıyor? Eğer o yağsa zaten bütün mahsulat helak olur. Orası fırtınaya alacak ama yağmuru boğacak, suyu boğacak. Onun için tepe insanlar fırtınaya muhataptır. Sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fırtınasını, gelen fırtınaya tahammül edebiliyorsan tamam al vahiyi. Al vahiyi. Yapabilir misin öyle? İşte
Vahiy geliyor. Burası trafo. Trafo, sana uygunu indireceğim şimdi. Diyelim ki burası, burası peygamber. Bu ruhullah, Ruhul Kuddus, Cebrail, Cebrail geldi. Dima. Ne yaptı? Kendimi boyadı. Ha? Manasını, şuuruyuz. Ağzından çıktı. Ölü insan, kafir insan, Müslüman oldu. Dirildi mi, dirilmedi mi? Onun ne hayat bağış oldu ona, ne hayat vermiş oldum? Sonsuz cehennemden sonsuz cennete döndü. Nasıl bir hayat? İşte ağızdan çıkan kelimeyle onun diriltmesi İsa. Hayat. İsrafil. Geldi Cebrail. Gitti. İsrafil. Cebrail, İsrafil dirildi. Başka hislerin, hislerin ve şuurun oynamadı mı? Dima, Mikail. Manalarının kalbini doyurmadı mı? Doyurdu. İşte Azrail. Yani vahiy dört meleğe indirgenerek aleminde, peygamberde yaşanıyor, beşer seviyesine veriliyor. Yani profesör ilkokul çocuğuna gidiyor, ortaokula çıkıyor, liseye gidiyor, üniversite sınıfına gidiyor, ayrı ayrı anlatıyor aynı mevzuyu. Ama misaller ve takdim şekli, uslup farklı. Çocuğun seviyesine göre. İşte bak, zar bozulmadan vahiy alıyor, Meryem dölleniyor, o hazından geçen şey insanlara veriliyor ve ölüler diriliyor. İsa ruhullah. Çıkan ağız, şu buradan çıkan nefes İsa. Hiç kimse de onu taklit edemiyor. Nasıl gelmiş? Öyle uğustuklar taravetini, gençliğini, garabetini daima muhafaza etmiş ve diyor. Allah Allah. Niçin değiştirilemiyor? Nasıl? Dişini değiştirebilmen için içini de değiştirmen lazım. Çekirdeği değiştirdin. Hadi içi çıksın armut. La değiştirdinse içi de gitti. Onun için Kur'an'ın libası diyor. Ona cilt olmuş, libas olmamış diyor. Kur'an'ın uslubu, kelamı, bak bir daha söylüyorum. Kur'an'ın uslubu ve kelamı libas değildir diyor. Cilttir, cilt. Cilti sökersen ölür. Yani mana o kadar sirayet etmiş ki libasa, yani deriye, cilde aynı olmuş. Mesela bilmese bile. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bilmese bile tesir altında kalıyor. Hastalar düzeliyor. Moral bozuk olan şey yapıyor. Nefes alıyor. Sıcak oldu mu arkadaşlar? Bir cam, eğer sıcak olduysa cam açın. Var mı sıcak? Yok. Öyle mi? Evet. Ateş yükseldi zannediyorum. Hem nasıl gelmiş? Nasıl gelmiş? Öyle usluplar taravetini, tazeliğini, gençliğini, gençliğini, yani bir şey nasıl eskimez burada olduğu halde? Anne karnındaki çocuk, kaç aylık diyoruz bacım? 9 aylık abi diyor. Dünyaya geliyor, kaç günlük, ne kadar? Abi 2 günlük, hani 9 aylıydı biraz önce söyledim, bir hafta önce. Yani dünyadayken yaşı yok. Doğuyor bir diyor. La 9 aylıktan beri buradaydı. Yaşadığı halde şey yok. Zaman neye benziyor? Benzetemeyiz de. Bastı zaman, bastı mekan. Zamanı geniş, mekanı genişleteyim bak. Hamura koy. Oklavayla aç. Oo! Yuvarlak bir şey açıldı. Aa, zaman mekan genişledi. 1 dakika mesela rüyada gördüğünü belki 10 senede yapamazsın. Arkadaşlar, var olduğu halde nasıl genç kalır, eskimez? Çünkü buralı değil ama burada olduğunda. Buralı olan hep eskir. İhtiyar olur. Buralı olmayanlar eskimez. Bak nasıl gelmiş? Öyle usluplar taravetini, gençliğini, garabetini daima muhafaza etmiş ve diyor. Garabet ne demek? Garabet? Garabet? Gariplik. Başka? Yani aynı şeyi, aynı insan duyduğu zaman her zaman alışkın olur. Ama mesela adeti ne kadar duydunuz mesela Murat şunu?
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Adeti var mı? Ne kadar bunu duyduk bu sesi. Yani elemi herkesten duydu. Ben okuyorum. Ama her okuyuşta kendimde gariplik hissetmem, garip olmam, garip tesir etmesi garabettir işte. Garabeti acayip. Sanki şimdi olmuş. En âli, en çok beğendiğin müziği en fazla bir sene dinlersin. Yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, viran ettin, kaç ay dinlersin? Yenisi çıkar. He? Yenisi çıkar mı dinler? Ve o kadar. Atıyorlar çöpe de, bitti. Hem de saz da söylüyor. Sazı silin böyle sevdiğiniz müziği, çıplak olarak sesini dinleyin. Müziğin sesini tamamen odun, dalga geçiyorlar sizinle. Bir tane vardı, arabayı tamire koyduk, dolmuşa bindim, dolmuşta dinlemiştim. Bir parçasını ezberledim, gerisini ezberleyemedim. İnanın bana, itimat edin, bir müziği tamamen ezberimde yok. Bir tanesini öyle ezberledim, bak şimdi. Şimdi müzik, çalgı aletsiz söylüyorum, ne kadar gülünç, ama çalgı aletiyle ne kadar güzel hissediyor insan. Armut dalda asılı, herhalde asılır tabii. Armut dalda asılı, falan isim vermeyin, falan abi nasılsın? Ha bu bizim işler gazetelere basılsın, zın zın. Bu ne yani şimdi? İnsanla dalga geçmiyor mu? Mesela beni pişirdin, yok ettin, mahvettin. Şıp 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 damladı, bana borç ver, borç veremem falan. Ama aç, müzika, müziğin sesi, lafızları. Ama müzikle, çeşitli aletlerle o yok oluyor. İnsan büyüleniyor. Eğer müziği bir silin hayalinizde, maskaralık. Peki ondaki sır ne ya sana? He? O müzikteki, çalgıdaki sır ne? Sırı söyleyeyim size. Müziği söylerken adam istersen kafiri söylesin, istersen o neler yaşıyorsa o boyalanarak söylendiği için o neler hissediyorsa müziği dinleyende aynı şeyi hissediyor. Onun için jiletlenirken böyle adam müziği söylerse sen onu dinlerken jiletleneceksin. Bunu şeyde kullanıyorlar reklamlarda 25. kare. Sen bakarsın şu uruna o Coca-Cola geliyor. Coca-Cola her içende cinsellik olur. Niye? Çünkü 25. kare cinsellik koyarlar. Onun için Coca-Cola içinde cinsellik olur. Tamam. Mesela Amerika Irak'ta yaptı. Kur'an'ın arkasında 25. kare kullandı. Daha ben onu 5-10 senede beri derdim, burada da hatırlarsınız. Direnme, teslim ol, direnme, teslim ol, direnme, 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 teslim ol, teslim ol, teslim ol. 10 sene önce derdim, hatırlarsınız. Eski o CD'ler bile yok da kasette var bu. Çünkü bir ehliyle dinlediğimiz zaman o Arabistan'dan, Irak'tan, Suriye'den gelen Kur'an-ı Kerim'de rahmetli Dehli Hoca derdi, ya bunun arkasında bir ses var dedi ya. Derdi. Ne sesi var hocam? Yaşlı adam, ben daha iyi duymam lazım. Ya bir başka ses var dedi burada. Yani tamam 25. kare kullanılıyor. Şuur altınıza mal ediyor. İşte müzik aleti içerisine kendisini koyuyor. Yani aletin içine kendisini koyduğu için dinlenebiliyor. O neler hissediyorsa, ben mahvettin, bıraktın, viran ettin. Ondan sonra ne yapıyor? Sihirleniliyor. Ayeti de kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Mesela şöyle diyeyim. Ortaya sığır yazın, bakar. Bak, ehli olarak söylüyorum ha bu işi. Tüfeğlisi değilim. Burada tevazu da göstermeyeceğim. Bakar yazın sığır, Arapça. Bunun etrafında bununla alakalı ayetler var. Yazın, onu boğazınıza alsın. Aynı sığır gibi olursunuz. Çünkü sihirli yapıldığını zaten hadislerde var. Allah Resulüne de yapmışlar. Tesir etmiş ki bize örnek olsun diye. Sihir ve büyü haktır. Mesela göz de haktır. Mesela kıtmir duası. Öyle bir şey yoktur İslam'da. Kıtmir ortaya yazın. Onunla alakalı 7 tane ayet var. Sarın. Bu insanda kıtmir köpek denilen köpeklik sıfatı gelişir. Arkaya sadık olur, öne hırçın olarak saldırır. Müzik söylerken jiletini şey yap veya başka bir şey yap. Mesela haletin farklıdır. O haletteyken müziği söyle, kim dinliyorsa onunla aynı öyle etkilenir. Ya arkadaş müziği söylerken dinlerken jiletlenmiyorlar mı?
Ciletlenmiyorlar mı? Kendisini atmıyor. Nasıl oluyor bu iş? Mesela Almanya'da... Olmadığı için o zaman ne yapmak lazım? Bir tanesini de söyleyeyim, tamam. Almanya'da camide vazife yapıyorum. Adam bir tanesi uçmuş. De nehire uçuyor. İsviçre'den Almanya'ya inen büyük bir nehirde uçmuş. Nehir. Meğer o kaza değil ha, adam intihar etmiş. Neyse biz oranın pastörü olduğumuz için, pastör din hocası demek. Hoca, cami hocası. Tabi hastaneye gidip ölü alıyorsun. Ailesiyle ben. Polis bana teslim etti. CD'yi de çıkarttı. Her şey şey. Ben CD'yi merak ettim. CD'yi ailesine hala vermedi. CD'yi çıkarttım ya, o dereden çıkarttılar kaya. Ben sonra lojmanıma CD'yi koydum. Ondan sonra CD'de ne çalıyor biliyor musun? Batsın bu dünya, kahrolsun bu dünya, yaşamak zor bilmem ne. Bak Orhan abisini dinledi, adam gitti hakikaten. Bak kahrolsun bu dünya dedi, kahroldu. Hasan abisini dinleseydi şimdi yaşardı yani. Esbabam. Arkadaşlar, sihirleniyoruz. Kelamlarda büyü olduğunu Allah Resulüne tarağı yapmışlar. 19. mektupta kuyu atmış. Tesir etmiş, sonra Hazreti Ali'ye söylüyor. Onu getiriyor. Onun çözümünü de yapmış. Onun için kimi ne yaptığı patlayışıyor. Öyle dememiş. Risale'de bunların çözümü tılsımat-ı Kur'an ile tedavi ediniz. 255 sözlerde. Ondan sonra huruf-u mukatta ile tedavi ediniz. Ve en tesirli şey bunlara muhatap olmayınız. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki iyi olmak için ne yapmak lazım? Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Ben bunu söylediğim zaman bazıları bana kızıyor. Tamam. Bana kızacağına, sana bu sihir ve büyü yapana kızsana. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Diyelim ki senin işine gelmiyor. At çöpe benim sözüm, hiç kale yok. Kale alma. Ben sana hatırlatıyorum, sana yardım etmeye çalışıyorum. Sen eğer böyle bir şey varsa, büyülenmişsen, bir şeyden kurtulamıyorsan, doğruyla kıyas ettiğin halde, dinle bir sözü, Hasan'ın sözünü dinle kıyas edince çatışıyorsa, sen hala Hasan'ın sözünü tasdik edebiliyor, dindeki Allah'ın hükümlerine, ey Allah'ım benim abimin bir hikmeti var bunu diyebiliyorsan, bir yerde sorunun var senin. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum, sen bana kızıyorsun. Peki bunu yapana kızman gerekmiyor. Bir bak bakalım, böyle sır nuskası var. Bir bakın, sır duası var. Sır, koyun olmak, kıtmir olmak, çakal olmak, böyle bir şey var. Peki bunlar tesadüfen mi seçilmiş? Migros'un amblemi, marketin amblemi tesadüfen mi seçilmiş? Bu çizgi filmlerdeki onlar tesadüfen mi seçilmiş? Subliminal yapılmıyor. Yok mu? Bu kelamların içerisinde 25. kare kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Ben seni uyarıyorum. İşine gelirsen alırsın, işine gelmezse almazsın. Kur'an'ın içine yapmış Amerika. Direnme, 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 direnme. Teslim ol, teslim ol, teslim ol, teslim ol. Evlerde çalan dizi var. Şimdi çalıyor. Ailelerde ders şey var. Onun altında ne var biliyor musun? Ses. Bu fakir bildiği için söylüyor. Savcı beni çağırdı. Böyle söylüyorsun dedim. Vallahi savcı bey. Diziyi de söylerim diye ya. Diğerlerini de söylerim. Bütün dizilerde var. Baktı. Ya dedi. Ya uğraşma sen bunlarla dedi ya. Reddetmiyor. Ben Bakırköy savcılığına gittim kardeşim. Bütün dizilerde, aile dizilerinde var. Ne yazıyor? Ya? Arkasında ne ses var biliyor musun? Usluptan geldiği için. Boşan, 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 boşan. Boşanmalısın, boşanmalısın. Marketlere alışverişe gidiyorsunuz. Zın 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 zın. Müzik çalıyor zannediyorsun. Arkasında şu var. Al, 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 al. Müzik ya. Anladın? Ben mayan birisiyim, şizofreni hastasıyım. Sen kale alma gene beni. Ama gene bir tedbirini al. Acaba birileri beni ne yapmak istemiş? Benim adıma bak, çok silik paralar dolaşıyor. Benim adıma da oluyor. İlle ben yapmam gerekmiyor. Eğer ben tepeye çıkmışsam benim altındakilerin her hareketini deneyemiyorum.
İşine gelirse al, işine gelmezse alma. Bana kızacağım, ben söylüyorum kızıyorsun. Ya yapana kızman gerekmiyor mu? Hiç kimse de onu taklit edemiyor. Nasıl gelmiş? Niye bu konulara girdim? Eyleme dönüştürmesem ben bir dersi, bilgi mi olacak? Buradan çıktın, girdin aynı. Eyleme dönüşecek, biraz sorgulayacaksın. Acaba dersin gayesi bu değil. Bir şey diyeceksin de bir eyleme dönüşecek. Nasıl gelmiş? Öyle oğuzluklar taravetini, gençliğini, garabetini daima muhafaza etmiş ve ediyor. Ustup kelamı kendisi değil. Ustubun içine ayeti de koyarsın, adamın niyetini de koyarsın. Sihir ve büyüleri ayetlerle yapılıyor. Ben size, haşallah göstermesin, Fatiha'yı bir şekilde yazarsın, adam karı kocalık yapamaz. Yeni evlenenler bağlanır. Öyle mi? Harut Marut muydu o iki melaike? Hani Allah kıyamete kadar asti ayaklarından. İnsanlara fayda olsun diye öğretti. Yahudiler de onu sihir büyüde kullandı. Harut Marut muydu ya? İki tane melaike. Dünyaya insanlara faydalı olsun diye bunu öğretti. Sonra onlar ya şerde kullandılar Yahudiler. Allah da kıyamete kadar onları astı ayaklarımızı. Hikmet ilahi ya. Ha bunun çaresini ne yaparlarsa yapsınlar. Sen eğer, bunu bak dersin ortasına çevirdim, öyleydi. Diyor ki hadiste, bu neresi Fatiha üstündeyse öyle koyun ve sadakadır. Böyleydi, bak şeriatta böyle demiş. Neye varsam böyle yaptım. Vallahi ki kitapta, Mecmuatul Adab'da diyor ki Kur'an'ı ve dua kitaplarını Fatiha hangi yöndeyse onu üste gelsin yapsın. Ben karışmam da, dendiği gibi yapıyorum. Ha, ne yaparsın? Hizbul Kur'an'ı oku Mehmet abim. Kur'an'da 6666 tane ayet var. Bunların en sevaplısı, ruhu en çok inşa eder soru sorduğun için. Ruhu en çok bunlara karşı yapılandıran, güçlü kılan, diş tesirleri engelleyen 1000 tane ayet seçilmiş. Hizbul Kur'an'dan. 1000 tane ayet ustad seçmiş. Onu cem etmiş. O kitabın adı Hizbul Kur'an. Kimsenin kucağına düşme. Kimseye minnet etme. Oku beni, nuska yap. Ya ne uğraşıyorsun kardeşim? Al sana yapılmış. Hizbul Kur'an'ını bak başını okurdum. Bu Cevşen, Hizbul Hakayk-ı Nuriye. Onun başında diyor ki Kur'an'da en sevaplı ayetler, okunduğu zaman hiçbir vehim ve vesvese gelmeyen ayetler toplandı diyor Osmanlıca. Kardeşim ne minnettin şey yapacaksın ya? İlim onu tardırı. Al Cevşen, Hizbul Kur'an'ını. Al cevşenini, akşam yatsı arasındaki tesbihatın sonunda peygamberlerin 6 tane zikir var. Namazını kıl, namazın akabindeki tesbihatı yap, internet ve televizyonlardan uzak dur. Bak ben senden ne istiyorum? Bir şey mi tak diyor. Namazını kıl, akabinde tesbihatı yap. Ya akşam yatsı arasını peygamberlere ait usta cem etmiş, namaz tesbihatının sonunda... Bak sonunda, şurada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bunları yap. Haftada en az bir gün derse git, Hizbul Kur'an'ından her gün 3 sayfa, 30'a böl bunu, ayda bitsin. İşte şirketi dahil o, bir sıra al, her gün bir tanesini oku, her gün bir tane bitmiş olsun böyle. Daha korkma kardeş, ne yaparlarsa yapsınlar. Hiçbir şey tesir etmez. Gerisi hikaye. Hala kendini kötü hissediyorsan düşünce bozukluğu var. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Mantığı budur. Risale okuyacaksın. Ya her gün 10 dakika sesli risale oku bak ne oluyor. Daha da yok. Takıl bana kardeşim. Hem dinini hem dünyanı yaşa. Takıl 2 gün, 3 gün gel Zeytinburnu'na. Gel dershane. Her gün dersler yapıyoruz. 2 tane imani ders yapıyoruz peş peşe. Bugün iman, yarın iman. Öbürsü gün meslek ve meşer. 5. gün psikoloji yapıyoruz. Ya para almıyoruz. Muayene parası yok. Kalma ücreti yok. Yemek parası yok. Aidat yok. Bir şey istemiyoruz yani. Yol parasını veriyor musun? Yani. Bir o kaldı. Anladın mı? Bir şey istemek yok. Çünkü yasak. Nurculukta istemek yasak. Korkmayın. Rahat olun yani. Ez cümle bunlardan işte okunan manalardan bir tanesi de bir kısım surelerin başlarında şifre misal
Elif lam mim. Elif lam mura. Taha Yasin. Gunne bile uslu. Yasin. Sesim gitmiş, idare edin. Hamim ayin sin kaf gibi mukattaat hurufundaki uslubu bedisi. Yani neler koymuş oraya. Bunu en çok biraz meşgul olduğum için söylüyorum. İsterseniz Almanya'da şurada burada yurt dışında vazife yapınca camiye gelenler oluyor. Bir anla ve anlama. Kapını çalacak. Ya cami burası. Başka burası gibi zenginlik yok. Ya kilise ya cami. Adam camiye geliyor. Bitmiş yani. Doktorluktan her şey. Hiç ümidi kesmiş. Ya bunlar bilmiyorum. Hoca dedi kiliseye mi gidelim diyor da. İyi dedim otur. Ne var ya bir şey. Zaten evladım okuyorum. Hurufu mukatta 7'şer tane okuyorum. Ömer abi. Elif lam mim. Kimse muhtaç olma kardeş. Dudak değil. Değil. En ustad koyduğu için söylüyor. Elif lam mim. 7 tane. Her üstünde 7 tane. Allah selamet versin. Bitti kardeş. Yani niçin söylüyorum? Gibi mukattaat hurufundaki uslubu bedisi. Yani neler olduğunu kafir zındık anlıyor. İçerideki rahatsızlık veren şeytan. 5-6 lemay icazı tazamun ettiğini işaret-i icazda yazmışız. Yani uslubu bedisini benim söylediğim bir taneydi. 6 yönün 5'i orada. İşaret-i icazda. Uslubu bedisi. Ben bir tanesini anlatmaya çalıştım. İçerisine, uslubun içerisine kişinin kelam vasıtasıyla koyması. Allah nasıl konuluyor kelamın için ayrı bir şey. Kendini nasıl şey yapıyorsun ayrı bir şey. Acayip bir şey yani. Surelerin başında mezkur olan huruf, hurufatın aksamı malumesi olan meşure, mehmuse, şedide, rahve, zelaka, kalkale gibi aksamı kesireden her birinin kısmından nısf almıştır. Yani şimdi bunlara girdiğimiz zaman şey çıkamayız. Ben burada duruyorum. Zaten kaç dakikam oldu. İnşallah bundan sonrakisinde bu mukaddeme olmuş olur. Diğerlerine batam 55 dakika oldu. Peki. Vahir davahum. Sorusu olan var mı? Bu mevzuyla alakalı. Muhakemattaki kelam biraz daha farklı bakıyor. Nasıl? Onu kullandım zaten. Dikkat edersen defterimi getirdim. Çalışarak karşınıza geldim. Bak. Çalışarak geldim. Onlar usluk nedir? Bak şurada. Bunlar tek tek usluk nedir? Fehm nedir? Fehm. İlim nedir? Dima nedir? Tek tek kelam nedir? Onlara çalıştım. Bu derste kullandım. Muhakemattan aldım onları. Uslup. Uslubu beni. Uslup nedir? Hikmet nedir? İlim nedir? Ben ilmi şöyle biliyordum. İlim sıfatına gelen bir tane. Akılda olan. Hayır. Tahayyülün çömleğinde pişen ayrı. İlim. Tasavvur çömleğinde pişen ayrı. İlim. Sen edebiyatçısın. Taakkulde çömlekte pişen ayrı. Ayrı bir ilim. Yani aklım durdu ya. Sonra ya ben bunlara nasıl müracaat edeceğim? Her taraf kadar. Bunu yediği bir yerde toplayabilene de hikmet ehli denilir. Hikmet denilen çömleklere konulan, fehim denilen, süzgeç de dışarıya veren. Acayip bir şey ya. O bir tanesi sadece dinleyecek. Ve o lafız. Şimdi onu gel boşa kullan. Çıkışı ve bağlandığı yerlerini bulduğun zaman dünya değişiyor. Acayip abim ya. Şuraya bak. Ben bunları tek tek bak kırmızıyı göresiniz diye. Kırmızı metin. Mesela 230. Dün ders yaptım. İmanın içerisinde kuvvet ve nur var dedim. Dünkü ev dersi. Mehmet abinin evinde. Buradan yaptım sevgili abim şuraya kadar. Çalıştım. Geldim size takdim ettim. Şimdi bugün buralara çalıştım.
Bak hiç üşenmeden şu kırmızı metindir Risale'den. 498 sözlerden aldım. Ondan sonra şu kadar mana çıkarttım. Ve buraya size anlatmaya çalıştım. İçinde neler var kelamın? Ben daha usluptan konuştum. Şimdi hiç kimse benim kelamıma değil uslubuma muhatap. Kelamım senin içerisinde ortaya çıkan artık. Kelam değil artık. Onun için konuşabilmen için Allah lazım. Allah dört melekeyi sana hizmetçi verip aktif ederek ağzından kelam çıkıyor. Bunu gıybette, iftirada, yalanda, fuziliyatta, onu bunu bıça konuşmakta değmiyor. Niye değmiyor? Milyarlarca insan bir an çıkıp, ya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah çabuk çabuk demeye bile zamanları yok. Ve böyle kelamları da yok. Peki bir soru daha var da. Sonra. Kötü kullandığımız kelimeler, kelamlar karşımıza nasıl çıkacak? Hani kötüye ileride karşımıza nerede, nasıl çıkabilir? Şimdi... Her sahada çıkıyor. İyi kullandığımız kelimeler. İmam Gazali Hazretleri İhya'da şöyle geçiyor. Dünyada bile diyor, dünyada söylediğiniz her hareket, yaptığınız her hareket, her söz en fazla 15 sene sonra sana yansır diyor. Allah Resulü'nün hadisini zikrediyor. Orada diyor ki mesela kötü bir şey söyledin. Çünkü kelam içerisi canlı ya. Kelamın içerisinde hayat var. His, şuur var. Mana var. Yani ben varım, ben kelimenin içinde ben varım, canlıdır. Arkadaşlar, kelam ölüdür demeyin ha. Sende hayatından çıkan hayatsız olur mu? Ruhundan çıkan ruhsuz olur mu? Dimağından çıkan akılsız olur mu? Hissinden çıkan hissiz olur mu? Hazreti Peygamber diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir küfür söz söyledin değil mi? Öyle yalan gıybet ettin. Resulullah'ın bil mana hadisini naklediyor. Kabirde kişi diyor, bakar ki... Kokuların, bütün pis kokuların cemi, bütün pis renklerin cemi, hulasası, bütün pis şekillerin hulasası bir şey gelir. Böyle kabir ölü der ki kimsin sen? Falan tarihte, falan yerde gıybet ettin, küfür ettin. O sözüm, Allah beni bu hale getirdi. Kabir ölü şöyle der diyor, dediği için söyleyeceğim. Allah belanı versin senin, gelme bana der. O da der ki şimdi Allah senin belanı vermek için beni gönderdi. O gider sarar diyor. Yani bütün pis kokuların, bütün pis şekillerin, bütün pis seslerin hulasası senin yanında olsa ne olur? İşte kelam dönüşüyor, eyleme dönüşüyor. Her ağzımızdan çıkan elim bana bunu soracaklar. Şu anda konuştuğum haşirde soracak. Kabirde bana bunu soracaklar. Sen bunu nereden söyledin, nereden uydurdun? Var mı şeyini? Tak tak. Ne konuştumsa derste, niçin söyledim bunu? Gaye neydi? Delilim var mı? Delilim var. Peki, delilimi koysam bile, niçin söyledim? Gaye birilerini aşağılamak, birilerini tezif etmek, birilerini diskalifiye etmek için miydi? Hepsini bana soracaklar. Peki niçin diyorsun? Sen orada dinleme makamındasın. Ben burada söyleme makamındayım. Bazı şeyleri söyleme makamında olan söylemese suçludur. Allah bize bunu yüklemiş. Buraya koymuşsa bazı şeyleri söyleyeceksin. Belki oradan diyorsun ki bunu keşke demeseydi. Keşke demedi, keşke yok. Çünkü sen desen suç olur. Ben demesem suç olur. Mesela kürsüye çıktı, namaz kılın demese veya namaz tarif etmese. Ulan müzik mi söyleyecek adam? Sizi tehlikelerde, gözüken tehlikelerden, var olan tehlikelerden biz uyarmasak, internet kötüdür, televizyon bilmem şeydir, çocuklarınızı muhatap almayınız. Meşru dairede keyfini tatmin etmeye çalışınız. Yani bilgisayarı al kendi şeyini koy demeyeyim mi? 25. kare kullanıyor demeyeyim mi? Sizin boğazınıza sığır duası konularak sığırlaştırıldığını demeyeyim mi? Ne zaman ne diyeceğim ben o zaman? Öyle bir şey var mı ya? Diyeceğim tabii ben. Makamım bu. Bu ne iktiza ediyor? Bizim vazifemiz de nedir? Mihenge vurursun. Hakikaten var mı yok mu? Alırsın. Yoksa arkasına gıybet, iftira edip Allah bilmem neyin versin Hasan uydurdun diye gönder bana. Ha? Ama bu kardeşiniz 50 küsur yaşındayım. Bu mana, kelam, uslu, batın taraflarına en az 20 küsur sene, 30 seneden beri meşgul olduğumu yakine biliyorsunuz. Yani kelam, ben bunları pat diye kitap açıp size bu dersi yapamam. En az kaç sene meşgul olmuşum ki
şu ders 50 dakikanın içerisine konulan malzeme, konulan ilim, taşınan, size getirilen malzeme seneler lazım. Ehli bunu takdir eder. O kelamla uslup arasındaki farkı belki de bir sene mi aldı Abdurrahman? Belki bir sene mi aldı? Kelam ile size gelen usluptur, kelam değil. Yani davranışım, mimiklerim, kültürüm, örfüm, zamanında, zemininde vurgulamam, onu deyip dememem. Önün arkasını hep, bunlar hep uslup kalıplarıdır. İçerisine kelamı koyuyorsun, onun içerisine dimağı koyuyorsun. Bunu diyebilmek için kaç sene lazım? Onun için şükretmek lazım ki Allah nimeti elimizden almasın. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.